Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Üç pratik hayatı mutlaka takip ediniz. Evet, Xiaomi robot süpürgemin kardeşi Hood, yani Xiaomi Hood W66 Window Cleaning Robot, yani su püskürten modeliyle cam silme robotumuz şimdi elime ulaştı. Size videoyu çekmek ve ayrıntılı göstermek istedim. Kutu açılımını da yapalım, testimizi de yapalım. Hadi bakalım şimdi videomuza geçelim. Eğer beğenirseniz de beğenmeyi unutmayın ve bizi takipte kalın. Şimdi kutumuzu açalım. Evet. Dikkatli olalım tabii ki. İçinde direkt cihaz da çıkabilir, kutusu da çıkabilir. Evet, şöyle içinden kutusuyla beraber şimdi içinden çıkaralım bakalım. Xiaomi'nin Hood modelinin W66 Cleaning robotu. Window Cleaning Robot. Bu şekilde kutusu var. Gördüğünüz gibi poşetlenmiş. Karton kutudan çıkardıktan sonra ilk kutusu bu. Evet, Hood kutusuyla göndermiş. Bu şekilde. Evet, Hood'un koruyucu kılıfı güzel, gayet güzel. Bakalım şimdi açalım istiyorum. Açalım. Evet, kutumuzu açtık. Şöyle dizayn edilmiş bir kutuya sahip. İçerisinden şöyle kitapçığı çıkıyor. Kitapçık İngilizce mi? Bir bakalım. Evet, bir açalım bakalım. Çin'den geldi bu. Çince oluyor. Türkiye'de Çin'den almıştık doğrudan. Oo. İyi, tüm dillerde varmış. Türkçe hariç. Şöyle kitapçıktan belki ekran görüntüsü almak istersiniz. W66 Window Cleaning Robot. Şöyle su püskürten cam silme robotu oluyor bu. Bakıyorsunuz şeyi de var orada. Bakın. Şimdi bundan aksesuarların listesi galiba. Bir kitapçık var. Bakın bir su, kumanda var. Aynen. Kumandası var. Su püskürtme şişesi. Adaptörü var. Uzatma fişi bu. Bu da yedek paketler. Kaç taneymiş? Bu da 4. Kumanda, bakın şöyle bir şey. Evet, 4 tane de yedeği varmış. Şöyle gösterelim. İçerisinden çıkan parçaları söylüyoruz. Normalde bu su buradan dolduruluyor. Evet, da isterseniz de püskürtebiliyorsunuz. Püskürtüyor, bunun şeyi yok. Belki bunun içerisindedir. Ha, bunun içinde... Hele bir kumanda çıktı içinde. Evet, kumandasını da gösterelim. Şöyle manuel olarak da kontrol edebiliyorsunuz. İçerisinde kitapçığı okuduktan sonra test aşamasında ayrıntılı olarak burasını gösteririz. Tamam, bir şey diyeceğim. Bunun arkasında pil yeri var. Pili biterse burayı tamam. Açabiliriz. Tamam. Bu da su doldurma şişesi. Püskürtme dedik ama bu suyu kendi püskürttüğü için muhtemelen doldurma şişesi. Çünkü püskürtme yüzeyi yok. Evet, cihazımızı çıkaralım. İçerisinden. Öncelikle askı aparatları var böyle. Camda düşmemesi için şöyle sabitlemek için bir yere askı aparatları var. Evet, şöyle cihazı çıkaralım. Ben çıkaramıyorum. Şöyle adaptörü var. Elektrik kesildikten sonra belli bir süre çalışabilmesi için içerisinde de bataryası var. Küçük bir batarya. Ve elektrikle direkt çalıştığı için de adaptörü bu şekilde. Evet, cihazımızı tam olarak gösterelim. Bu cam silen paspas, burasında su püskürttüğü için bir açıklık var. Normalde yok Hood W55'lerde. Buradan suyu püskürtüyor. Buradan vakumluyor. Buradan da hareket ettiriyor. Evet, hareket tekerleri, açma kapatma düğmesi. Bu da silme aparatı oluyor. Bezi oluyor, cırt cırtlı. Aynen. İsterseniz, değiştirmek isterseniz şöyle içerisinden de 3 tane yedek. Aynen, 3 yedek. Silme bezi çıkıyor. Geldi. Toplam dördüncüsü de üzerinde zaten. Evet, şöyle cihazı tam olarak. Su doldurma yeri. W55'lerde su doldurma haznesi yok arkadaşlar.
W66'larda kendinden su haznesi var. O yüzden bunu tercih ettik. Buradan dolduruyoruz. Nasıl açıldığını biliyoruz. Şöyle yukarıya doğru çekiyoruz. Muhtemelen test aşamasında orayı ayrıntılı gösteririz. Cihazımız böyle. Tam olarak bir karış. Tabii benim karışımı nasıl olur bilmiyorum da. Evet, şimdi kalınlığına baktık. Üzerinde 7.6 santim yazıyor. Kalınlığı bu şekilde. Boyutu da 23.5 santim arkadaşlar. Bu şekilde Hood W66'nın cihazını yakından şöyle gösterdik. Altını da yakından gösterelim. Bu şekilde silme yeri mevcut. Vakumlanan bölgesi, kapatma açma düğme yeri ve ayakları. Evet arkadaşlar, vakum birimini de söyleyeyim. 2000 ile 2600 Pascal basınçta vakum yapıyor. 650 mAh bataryaya sahip arkadaşlar. O da 20 dakika falan tutuyormuş camda. Evet, aslında. Elektrik giderse. Gittiğinde. 150 mililitre de suyu deposu var. Haznesi var, evet. Şöyle askı aparatları düşmemesi için, tehlike yaratmaması için askı aparatları var. Sanırım saniyede 150 milimetre hızla siliyor. Evet. İncesini bulamadım İspanyolcamda. Bu kadar çeviriyoruz. Evet arkadaşlar. Kaç dakikada bir camı sildiğini gösterelim. Aynen. En küçük cam oranında 400-600 milimetre. Yani 40-60 santimlik bir alanı temizleyebiliyoruz. Deneyeceğiz, göreceğiz. Evet. Şimdi isterseniz test aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi kullanımını göstereceğiz. Şöyle kablosu var burada. Kablosu bayağı uzun. Şöyle. Evet, bayağı yetecek. 10 metre mi var, 5 metre mi artık? Yazmıyor uzunluğu. Ama ucu güvenlikli yine, kilitli. Güvenlik kilidi şöyle yapılıyor. Bu buraya takılıp çevirmem lazım. Şöyle göstereyim. Böyle geri açılmıyor bir daha. Evet. Bu kablodan tutuyor. İkinci asıl güvenlik şeyi bu. Halat. Güvenlik halatı bu da. Şimdi evin içinde deneyeceğiz ilk önce, o yüzden. Öncelikle ayna temizlemesini göstereceğiz. Daha sonra cam temizlemesini göstereceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi elektriğe taktık kablonun ucunu. Şimdi suyunu ekleyeceğiz. Su hazneli olduğu için bu daha pratik oluyor. Biz o yüzden bunu tercih ettik. Şöyle su haznesini açtık. Sanırım içerisine kadar su dolduracağız. Şöyle kendimiz içerisine cam sil koyduk. İsterseniz normal suyla da silebilirsiniz. Hepsini bitirdik sayın seyirciler. İşte. Evet, kapağını da kapattık. Evet, açma kapama düğmesine bastık. Açtık yani. Şimdi vakumladı. Otomatik başlatmak için bu düğmeye basmamız lazım. Sulu silmesi için de bu tuşu seçeceğiz. Bu kuruya çeviriyor, bu suluya. Evet, şu an sulu silmesi için kumandaya basmış olduk. Aynen, sonra buna basacağım. Suyu kullanması lazım artık. Evet, silmeye başladı arkadaşlar. Spreyi on yaptık. Yani sprey açıldı şu anda. Camın kirliliğini önce şöyle bir göstereyim. Aynanın kirliliğini göstereyim öncelikle. Bakalım en son halinde görürüz. Şu kumandanın üzerinden göstereyim size. Şöyle su püskürtmesine bastık. Daha sonra zaten su püskürtmesi, on off düğmesi burası. Bir süre tamamen çerçeveyi taradıktan sonra su püskürtmeye o zaman başlıyor. Şu anda hem su püskürtüyor ara ara, hem de silmeye devam ediyor. Yani ilk başta olan çerçeveyi taramasını bekleyeceksiniz. Kuru
kuru halde. Daha sonra kendisi taramayı bitirdikten sonra su püskürterek tekrar silmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi izleri hatta belli yukarıda. Şimdi tamamen silmesini bekliyoruz. Bu su püskürtmeli olduğu için kendi otomatik püskürtmesi için şu tuşa basacağız. Benim anladım. Evet. Eğer su püskürtmesini istemiyorsak bunu kapatıp kendi sprey sıktıysanız ıslaksa bu yüzeyi seçiyorsun. Kuruysa bu yüzeyi. Evet. Evet. Islak ya da kuru tercihinizi kendiniz yapıyorsunuz. Diğerlerini de el yöntemiyle sıkacaksanız ıslak ya da kuru temizlemeyi kendiniz seçiyorsunuz. Otomatik düğmeden. Kendi püskürsünüzde sadece bunu açmanız yeterli. Evet. Şimdi silmesine bakalım bakalım. Şöyle göstereyim yakından. Gördüğünüz gibi diğer aynayla farkını aslında buradan bile görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, silmeyi bitirdi. Şimdi gördüğünüz gibi parlaklık gayet yerinde. Şöyle ilk pozisyonu da göstermiştim zaten kirliliği. Yakından gösteriyorum. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Bu ayna testimiz oldu. Cam testimizi de biraz sonra göstereceğiz. Şimdi öncelikle kapatmasını gösterelim. Düğmeye basıyoruz. Basılı tutuyoruz. Evet. Aslında fanını, yani vakum gücünü azaltıyor. Işığı söndü ve böyle çekerek alıyoruz. Daha sonra da sıfıra getiriyoruz. Burayı da. Şimdi de şey değişim yapacağız. Daha sonra cam da göstereceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolayca çıkıyor. Evet, böyle su püskürtmeli cihazımızı göstermiş olduk. Cam testine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle cam temizliğinin testine geçiyoruz. Şöyle kirleri yakından göstereyim istiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle kirli bir cam. Temizlik bittiğinde de yine temiz halini göstereceğim. Şimdi silmesini, kaç dakika sildiğini, Fransız camları ne kadar sürede sildiğini size göstermiş olacağız. Hadi bakalım şimdi temizleme aşamasına geçelim. Arkadaşlar dış silmeyi bitirdi. Şimdi içi de sildireceğim. Daha sonra tamamen temiz halinde size göstereceğim.
Evet arkadaşlar, şimdi içi de bitirdi. Şimdi kapatacağız makinamızı. Ve yakından size göstereceğim. Evet, şöyle altı da kapatıyoruz. Şimdi diğer cama geçeceğimiz için bezimizi değiştireceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle yakından size göstereyim. Gördüğünüz gibi, yani neredeyse cam yok gibi sildi. Tabii ki şöyle bir şey var. Dışarısı çok aşırı kirliyse çarpı 2'ye basın. 2 kere bir N bir de Z şeklinde siliyor. Değil mi? Evet. Eğer çok kirli değilse sadece normal temizlemeye basmanız yeterli. Şöyle yakından her tarafını göstereyim. Şöyle güzelce temizledi. Evet, testimiz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basınız. Eğer abone olursanız da yeni ve pratik hayatla güzel videolarda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.